Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Sayın Başkan ve Üyeleri, Yönetim Kurulu Sayın Başkanı ve Sayın Üyeleri, Yüksek Divan Kurulumuzun siz Sayın Üyeleri, yazılı ve görsel basınımızın değerli temsilcileri, Fenerbahçe TV'de ekranları başında bizleri izleyen sevgili Fenerbahçeliler, hepinizi şahsım ve denetim kurulumuz adına saygıyla selamlıyorum. Sayın Divan Üyelerimiz, şimdi sizlere 1 Ocak 2022, 30 Haziran 2022 dönemi için hazırlanan denetim kurulu raporumuzu özet olarak ve ekrana yansıyan tablolarımız ile birlikte bilgilerinize sunuyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği Denetim Kurulu raporu. Kulübümüz tüzüğünün 44.1A ve 66.1 maddelerine göre denetim kurulu olarak 30 Haziran 2022 tarihi itibariyle yapılan incelemelerimizde Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği ve bağlı ortaklıklarının ki 13 adettir faaliyetleriyle bilanço ve gelir tabloları başta olmak üzere mali tabloları denetlenmiş kayıt ve defterlerin vergi usul kanunu ve muhasebe ilkelerine ve çeşitli mevzuatlara uyumu incelenmiştir. Raporumuz ve eklerinde yer alan finansal bilgiler, kulübümüz mali işler ve raporlama bölümleri tarafından uluslararası finansal raporlama standartlarına göre hazırlanan konsolide finansal tablolardan alınmıştır. Buna göre konsolide fiili sonuçlar ve amatör şubelerin gelir ve giderleri şu şekildedir. Bir numaralı tablomuz, izah edebilir miyim? Bilançomuzun varlıklar kısmını göstermektedir ve şu şekildedir. Dönem varlıklarımız 613 milyon, duran varlıklarımız 1 milyar 380 milyon TL, varlıklar toplamımız da 1 milyar 993 milyon Türk lirasıdır. 31-12-2021'e göre dönem varlıklarda 304 milyon TL azalış, duran varlıklarda ise 6 milyon TL artış vardır. İki numaralı tablomuz, bilançomuzun kaynaklar kısmını göstermektedir. Burada görüldüğü üzere kısa vadeli yükümlülüklerimiz 2 milyar 254 milyon, uzun vadeli yükümlülüklerimiz 4 milyar 283 milyon TL'dir. Bu durumda dönem zararımız 644 milyon TL dahil öz kaynaklarımız negatif olarak 4 milyar 544 milyon TL'dir. Toplam kaynaklarımız yine görüldüğü gibi 1 milyar 993 milyon TL'dir. 31-12-2021'e göre kısa vadeli yabancı kaynaklarımızda 369 milyon TL artış, uzun vadeli yabancı kaynaklarımızda ise 22 milyon TL azalış bulunmaktadır. 3 numaralı tablomuz, konsolide borç ve yükümlülükleri özet ve detayları itibariyle şu şekilde göstermektedir. Finansal borçlarımız 3 milyar 826 milyon, ticari borçlarımız 397, kiralama kaynaklı yükümlülüklerimiz 57, ertelenmiş gelirlerimiz 449, diğer borç ve yükümlülüklerimiz ise 1 milyar 808 milyon TL'dir. Bu durumda toplam borç ve yükümlülükler 6 milyar 537 milyon TL'dir. Öz kaynaklarımız, temin de ifade ettiğim gibi 644 milyon dönem zararı ile birlikte negatif olarak 4 milyar 544 milyon TL'dir. Bu durumda Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği ve bağlı ortaklıklarının 30 Haziran 2022 itibariyle borç ve yükümlülükleri 6 milyar 537 milyon TL'dir. Bu tutar 30 Haziran 2022 tarihli euro kuruna göre 376 milyon euro
dur. 6 milyar 537 milyon TL olan toplam yükümlülüklerimizin içerisinde 3 milyar 826 milyon TL ki %58'ini teşkil etmektedir, finansal borçlarımızdır. Bu dönemde yeni bir kredi kullanımı da bulunmamaktadır.